Son yıllarda gördüğümüz el işaretlerinden biri de şüphesiz dört parmakla gösterilen Rabia işaretidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu el hareketini sık sık kullanmakta. Tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet olarak bilinse de bu işaretinin hikayesi ve anlamı oldukça uzun. Bu videoda Rabia işareti hakkında bilmediğimiz ilginç bilgileri derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Mısır'da 3 Temmuz 2014 yılında gerçekleşen askeri darbeye karşı direnişin merkezi haline gelen Rabiatül Adeviye Meydanı'nda ortaya çıkan ve dört parmakla yapılan Rabia işareti dünyada son yılların en hızlı yaygınlık kazanan sembolü oldu. İşaret için çizilen ve sarı siyah renklerden oluşan logoda sosyal medya ve benzeri pek çok internet mecrasının yanında gündelik hayatta da çok büyük görünürlüğe ulaştı. Malezya'dan Fas'a, İslam ülkelerinin tamamında hızla yayılan işaretin logosu milyonlarca internet kullanıcısının profil resmi oldu. Sitede yer alan Rabia nasıl doğdu başlıklı yazıda şunlar kaydediliyor. Bu işaretin sahipleri 3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır'da yapılan askeri darbe tarafından Rabiatül Adeviye Meydanı'nda şehit edildi. Mısır tarihinin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı için kullandıkları oylarına, inançlarına, özgürlüklerine ve geleceklerine sahip çıkmak isteyen Mısır halkı, dünya tarihinde eşi benzeri olmayan sivil direnişlerini 28 Haziran 2013 tarihinde Rabiatül Adeviye Meydanı'nda başlattı. Dört parmaklarıyla işareti ilk defa o meydanda yaptılar. El işaretinin ilk kim tarafından yapıldığı, fikrin kime ait olduğu hiçbir zaman bilinmedi. Yazıda işareti en başta kullananların Mısır ordusunun müdahalesi sırasında şehit olduğu bilgisine de yer veriliyor. Ayrıca Rabia'nın ne anlama geldiği sorusuna da Rabiatül Adeviye Meydanı'ndakilerin şu cevabı verdiği aktarılıyor. Bunun adı Rabia işaretidir. Arapçada Rabia 4. 4 demektir. Bu meydanın adı İslam'ın ilk asırlarında Kudüs'te vefat eden Allah'ın takvalı kullarından Rabiatül Adeviye Hanım'dan gelir. Çünkü Rabia ailesinin 4. evladı olduğu için bu ismi almıştı. Buna vurgu yapmak için bu işareti kullanıyoruz. İkinci önemli konu da Muhammed Mursi, Cemal Abdülnasır, Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek'ten sonra Mısır'ın 4. Cumhurbaşkanı oldu. Onu da hatırlatmış oluyoruz. Ayrıca Tahrir Meydanı'nda darbeye destek vermek için toplananlar iki parmaklarıyla zafer işareti yapıyor. Biz onlarla bir olamayız. Onlardan ayrılmak için bu işareti yapıyoruz ve yaygınlaştırıyoruz denilmekte. İnternet sitesinde Rabia işaretini simgelemek için çizilen ve milyonlarca insanın sosyal medya profil fotoğrafı olan logodaki renklerin ne anlama geldiği ise şöyle açıklanıyor. Tüm dünyada yaygınlık kazanan bu işaret için çizilen onlarca logo içinde sarı ve siyah renklerde olanı daha çok kabul gördü. İnsanlar bu logoyu her yerde kullanmaya başladı. Logoyu çizenler sarı renkli, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'te bulunan Kubbet-i Sahra'nın altın sarısı kubbesine, siyah renkle de Kabe-i Mükerreme'nin siyah örtüsüne atıfta bulunuyorlar. İşaretin İslam dünyasının ortak malı olduğu belirtilen sitede Rabia işareti, Batı'nın ve Doğu'nun yıllardır İslam'a ve Müslümanlara karşı devam eden siyasi, ekonomik ve kültürel tüm baskı, zulüm ve katliamlarına karşı bir uyanışın sembolüdür. Batı'ya ait çifte standart demokrasi, insan hakları, özgürlük, eşitlik, yaşam hakkı gibi tüm kavramlar Bosna'da, Filistin'de, Suriye'de ve son olarak Mısır'da iflas etti. Rabia işaretiyle beraber bu ve benzeri kavramlar bu kez İslam dininin referanslarıyla yeniden üretilecektir. İfadelerine yer veriliyor. Sitedeki bir diğer bölümde de Rabia nedir sorusuna şu cevaplar veriliyor. Rabia bir özgürlük sembolüdür. Rabia yeni bir özgürlük ve adalet hareketinin doğuşudur. Rabia yeni bir dünyanın kuruluş müjdesidir. Rabia Müslümanların yeniden dünya sahnesine çıkışıdır. Rabia adalet, özgürlük ve merhamet demektir. Rabia Batı'nın sahte değerlerinin yıkıldığı yerdir. Rabia ölerek özgürleşen Mısır kahramanlarındandır denilmekte. Sitenin dikkat çeken bir özelliği de kime ait olduğuna dair künye bilgisine sahip olmaması. www.rabia.com sitesinde künye bilgisi yerine hiçbir ülke, hiçbir grup ya da fert bu işareti tek başına sahiplenmeyerek Allah'ın şehit kanlarıyla verdiği uyanış bereketini gölgelemiyor. Bu sitenin sahipleri de bu işaretin sahibi ve yönlendiricisi değildir. İslam'ın hizmetkarlarıdır açıklaması yer alıyor. Müslüman kardeşlerin önde gelen isimlerinden Doktor Muhammed Beltacı'nın kızı Esma ile başlatılan bu işaret şüphesiz sonsuza dek yaşatılacak. Gösteride hayatını kaybeden Esma tüm Müslüman alemine örnek bir mücadele azmi göstermişti.